damme, damme metli ve damme tenvinli telaffuzda dikkat edilecek hususların talimini yapıyoruz. Harfler üzerinde yapmış olduğumuz talimi şimdi kelimeler üzerinde tatbik ediyoruz. Birkaç hususu hatırlataraktan telaffuza başlıyorum. Kırmızı renkli harflerimiz kolaylık olsun, dikkat çeksin diye kalın harflerdir. Siyah renkli harflerimiz ise ince harflerdir. Ona göre damme sesini kalınlarda kalın bir tonda, incelerde de ince bir tonda vermeye gayret edelim. Kalın harflerin dambeli halleri U sesiyle seslendirilecek. U sesi çıkacak. O sesinden sakınmamız gerekiyor. İnce harflerin dambeli hallerinde de o düdükteki Ü sesini vermekten sakınmamız gerekiyor. Ü değil, U, Ü arası bir sesi tercih etmemiz gerekiyor. Bunlara riayet ederek şimdi kelimeleri okumaya başlıyorum. Sudurun, sudurun, sudurun. Bu kelimeyi okurken baştaki sat harfi kalın, ortadaki del harfi ince. Bu del harfine sattaki kalınlığı transfer edersem sudu olur, kalınlaşır, hatalı bir okuyuştur. Bundan sakınıyoruz. Du, du, du değil, dü, o da değil. Bu ikisinin arası bir sesi tercih ediyoruz, damme sesi olarak. Sonundaki ra harfi konumu itibariyle kalın okumamız gerekiyor. Ru şeklinde kalın okuyoruz. Tenvinden doğan nun harfine ince bir bağlantı yapmak suretiyle. Kalın bağlantı olmayacak. Rum değil, run şeklinde nuna ince bir geçiş yaparak okuyacağız. Bir daha okuyorum. Sudurun, u'udun, u'udun, u'udun. Bu kelimeyi okurken baştaki kaf harfi kalın, diğer iki harfimiz ince. Ama burada özellikle ayna dikkat. U'u diye kalınlaşır bu. Onu kalın okumamaya gayret ediyoruz. U şeklinde ince bir damme sesi vereceğiz. Bir daha okuyorum. U'udun, yoksa u'udun değil. Bir daha okuyorum. U'udun şeklinde. Su'udun, su'udun, su'udun. Yine bu kelimeyi de okurken ayın harfini kalınlaştırmamaya ve gunneye benzer bir inilti uğultu katmamaya dikkat ediyoruz. Bir daha okuyorum. Su'udun, gururun, gururun, gururun. Buradaki dambeli harflerimizin hepsi kalın. Hepsinde aynı tonda bir damme sesini vermeye dikkat ediyoruz. Sonda tenvinden ortaya çıkan sakin nuna ince geçiş yapmak suretiyle okuma gayret ediyoruz. Bir daha okuyorum. Gururun, kıssasun, kıssasun, kıssasun.
bu kelimeyi okurken baştaki kaf harfini abartılı bir kalınlık vermeden okumak gerekiyor. İnceden bir önceki kalınlık bizim için yeterli. Guy, guy, so şeklinde tekellüflü bir kalınlıktan sakınmak gerekir. Guy, yeter bu. Sun derken yine aynı şekilde hem sine çevirmeyeceğiz, kalınlığı koruyacağız. Hem de tenvilli okumadan doğan sakin nun harfine ince geçiş yapacağız. Bir daha okuyorum. Kıssasun fiha kutubun fiha kutubun fiha kutubun. Bu kelimeyi okurken iki tane meddimiz var. Medler arasında miktar bakımında mutabakat olacak. Bir de okuyuş seyrini kelimeye başladıktan sonra değiştirmeyeceğiz. Şöyle ki fiha kutubun olmayacak. Yani bu tahkik seyridir. İki hareke eşittir, bir elif miktarıdır. Fiha kutubun, kutu derken ki iki hareke miktarıdır. Ha diye uzatırken bir elifimiz ile bu iki hareke birbirine eşittir. Ama ortada, kelimenin ortasında seyri hızlandırmak suretiyle bir okuyuş yaparsak ölçü muvazene kaybolur. Bir daha okuyorum. Fiha kutubun nesiye hutehuma nesiye hutehuma nesiye hutehuma. Bu kutucukta okurken yine birden fazla metni tabiimiz var. Mutabakata dikkat ediyoruz. Birini uzun, birini kısa bırakmıyoruz. Burada dammeli ha harfiyle bir de dammeli he harfi, güzel he dediğimiz iki gözlü he harfimiz var. Bu ikisinde vermiş olduğumuz damme sesinin mutabakatını kontrol edelim. Hu 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 aynı tonda bir damme sesi vermemiz gerekiyor. Nesiye hutehuma e'udhu e'udhu e'udhu. Bu kelimeyi okurken İstiazenin ilk kelimesidir. Hocalarımız buradaki met harfinden sarf-ı nazar ederler. Eûzu billâhi mineşşeytâni diye aynı uzatmadan okurlar. Bu okuyuştan anlayın ki bu hocamız yani işi baştan kaybetmiş demektir. Bu şekilde ilk kelimede İstiazenin ilk kelimesinde Kur'an ehli olup olmadığını bu ilk kelimeyle işin ehli olan hocalarımız hemen notunu baştan verirler. Bu adam bu kelimeyi bu şekilde okuyorsa bu işin ehli değildir derler. Onun için özellikle buradaki met harfi olan
vav harfinden sarf-ı nazar etmeden aynı uzatarak okumaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de hemze ile aynı birbirine katıştırmadan e ayrı, ru ayrı olacak. Hemzeyi ispat etmemiz gerekiyor. Ayn harfine vermiş olduğumuz damme sesiyle zel harfine verdiğimiz damme sesinin tonu aynı olacak. Ayın kalın gidiyor, kalın yapmaktan da sakınacağız. Yani e'udu billah değil, e'udu billahi şeklinde. Şimdi son kez bunlara riayet ederek kelimeyi tekrar okuyorum. E'udu fihi zulümatun fihi zulümatun fihi zulümatun. Bu kelimeyi okurken za harfini inceltmeden, zele döndürmeden. Lu kalın, lu ince. Lulume diye za'dan etkilenip lem kalınlaşmayacak. Tun derken ki o damme sesi lamdaki damme sesiyle mutabık olacak. Bir daha okuyorum. Fihi zulümatun şuvalun şuvalun şuvalun. Bu kelimeyi okurken şu derken vermiş olduğumuz damme sesinin tonu ile vav mutabık olacak. Çünkü dammeyi biz vav'dan hareketle seslendirdik, ses verdik dammeye. Damme sesi vav sesiyle, ince harflere verdiğimiz damme sesiyle vav sesi birbirine mutabık olacak. Ama bu vav za'dan dolayı kalınlaşıyor. Şuva diye bir telaffuz, hatalı telaffuz ortaya çıkıyor. Bundan sakınmamız gerekiyor. Za'daki kalınlığı vav'a sirayet ettirmeden ince okumamız gerekiyor. Ama bunu da yaparken şu derken vermiş olduğumuz damme sesini unutmadan vav'a ses vermemiz gerekiyor. Dikkat etmezsek şu ve diye vav incelir gider. Hatalı bir okuyuş olur. Bunlara, bu ince nüanslara dikkat ederek bir daha okuyorum. Şuvalun zuhuruhuma zuhuruhuma zuhuruhuma. Yine bu kelimeyi okurken kalın, ince, kalın, ince şeklinde birbiri peşi sıra geçişler var. Bunlara riayet edemezsek ortadaki ince olan h'ler kalınlaşır ve zuhuruhuma diye hepsi kalın bir dammeye döner. Bunları bir tık inceltmek suretiyle aradaki farkı fark ettirmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. Zuhuruhuma uyunun uyunun uyunun. Yine bu kelimeyi telaffuz ederken hepsinin ince harf olduğuna dikkat ediyoruz.
hepsine aynı tonda bir damme sesi verip veremediğimizi kontrol ederek okumamız gerekiyor. Bir de damme metnilerde vunne bulaştırmama dikkat ediyoruz. Bir daha okuyorum. Uyunun ve rusulihi ve rusulihi ve rusulihi. Burada da dikkat edeceğimiz husus, rakalın konumu itibariyle sin ince. Ra'nın kanlılığından etkilendirip su diye sada döndürmeyeceğiz. Rusulihi değil, rusu, rusu. Evet, bir daha okuyorum. Ve rusulihi yasumune yasumune yasumune. Bu kelimeyi telaffuz ederken y'yi kalınlaştırmıyoruz sattan dolayı. Yasu olmayacak. Y ince, sat kalın. Y su şeklinde inceyi ince, kalını kalın okuyacağız. Yine aynı şekilde sadın kalınlığını sonrasındaki mim harfine transfer etmeyeceğiz. Su mu olmayacak. Su kalın, mu bir tık ince. Bir daha okuyorum. Yasumune suhufun suhufun suhufun. Bu kelimeyi okurken satkalın diğer iki harfimiz ince. Ha'yı kanunlaştırmadan okumamız gerekiyor. Suhufun yehudune yehudune yehudune. Yine iki tane kalın harfimizin damme metli okunuşu var. Unne bulaştırmamaya dikkat ediyoruz. Ve aynı şekilde hem dammenin tonunda hem de bir eliflerin miktarında mutabakata dikkat ediyoruz. Bir daha okuyorum. Yehudune tuti'u tuti'u tuti'u. Yine burada ta harfini inceltmeden, di şeklinde dele döndürmeden okumamız gerekiyor. Ayn harfini de kalınlaştırmadan ince bir şekilde okumamız gerekiyor. Ta'nın kalınlığını baştaki T harfine transfer etmeden T'yi ince, Ta harfini kalın okumak suretiyle doğru telaffuz etmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. Tutti'u lugubun lugubun. Bu kelimeyi okurken ince kalın arasındaki o ince nüanslara dikkat edelim. Lu da demiyorum. Lu da, lü şeklinde ü ile de okumuyorum. Yine aynı şekilde bum demiyorum.
Dün onu da demiyorum. İkisinin arasında bir sesi tercih ediyoruz. Ubum değil. Ubun değil. Lubun şeklinde doğru telaffuzu yapıyoruz. Yasifune. 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 Bu kelimeyi telaffuz ederken yine sat harfinin kalınlığını y'ye transfer etmekten sakınıyoruz. Y ince, si kalın. Yasi değil. Su şeklinde ı ile de bitirmiyoruz. Kesre her halükarda hem ince harflere hem de kalın harflere akıbet i sesi verir. Ama sat harfine i sesi vermiş olduğumuz halde incelmez, kalın olmaya devam eder. Çünkü neden? Kalınlık harfin lazimi sıfatlarından birisi olan istila sıfatının bir neticesi. İstilaya dikkat ettikten sonra hiç korkmayın, sat harfi, kalın harfler yani incelmez, kalın olmaya devam eder. Ama istila sıfatı verilemezse o zaman istediğiniz kadar ı sesi de verseniz o harfi kalın okumuş sayılmazsınız. Bir daha okuyorum. Yasifune. F'yi de kalınlaştırmama dikkat edelim. Yasifune. Bu hatalı okuyuş. Hem y harfini kalınlaştırdı hem f harfini kalınlaştırdı. Onları ince okuyorum. Sadı kalın okuyorum. يَصِفُونَ وَيُقِيمُونَ 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 Yine aynı şekilde kaf harfini kesra metni uzatırken gününe bulaştırmıyorum ve kaf harfine uygun, usturuplu bir kalınlık veriyorum. Tekellüflü kuy şeklinde zorlama bir kalınlık vermekten çekiniyoruz. Mim harfine vermiş olduğumuz damme sesiyle baştaki vav sesi birbirine mutabık mı değil mi kontrol edelim. İkisi birbirine mutabık olması gerekiyor. Mune diye kalın okumayacağız veya baştaki vav'ı inceltmeyeceğiz. İkisi birbirine uygun olacak. Bir daha okuyorum. Ve yuqimune şeklinde doğru telaffuz ediyoruz. Le yusufu ve ahuhu. Le yusufu ve ahuhu. Le yusufu ve ahuhu. Bu kutucuğu seslendirirken riayet edeceğimiz hususlar şunlar. Bakın, yu derken bir. Su diye uzatırken 2. Fu derken 3. Sonrasında vav harfi var. Ve derken bunun da mutabık olması gerekiyor. Bu dördünün mutabakatıyla seslendirmemizi yapmamız gerekiyor. Le yusufu ve Le yusufu ve Bütün bunlar birbirine mutabık olacak. Biri ince, biri kalın tonda olmayacak. Buradaki kalınlık sadece H harfinde. Hu kalın, tamamen bildiğimiz noktasız U sesini veriyoruz. Sonra güzel H'ye geçtiğimizde son harfimize onu bir tık inceltiyoruz. Hu şeklinde telaffuz ediyoruz uzatmadan. Bir daha okuyorum.
La Yusufu ve ahuhu furuşin furuşin furuşin. Bu kelimeyi telaffuz ederken ra'nın kalınlığını f harfine transfer etmemek gerekiyor. Edersek furu olur. Furu değil, fu ince, ra kalın. Furuşin şeklinde. Ve la yuhitune ve la yuhitune ve la yuhitune. Yine ince harflerdeki damme mutabakatlarına dikkat ediyoruz. Vav'a da dikkat ediyoruz. Ta harfinde kalınlığı koruyamazsak du diye dele döner. Dikkat ediyoruz. Bir daha okuyorum. Ve la yuhitune fezuku azabi ve nuzuri. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر. Bu kutucuğu seslendirirken dikkat edeceğimiz hususlar: zel harfi ince. Zuku diye kalınlaşmayacak. Kafın kalınlığı zele sirayet etmeyecek. Zu ince, u kalın. Ama ince derken ü sesi de vermeme dikkat ediyoruz. Zuku, gördüğünüz gibi ince ve kalın arasındaki nüansı belirtmiş oldum. Buradaki bu birinci zel de, azabi derken ki zel de, sondaki nüzur derken ki zel de, her üçü de peltektir. Bu peltekliklere dikkat edelim. Azabi derken kalınlaştırırsak vabi olur ve va harfine döner. Kalınlaştırmıyoruz. İnceyi ince, kalını kalın okuyacağız. Bi derken gunne katmama dikkat ediyoruz. Nuzuri diye harekesiyle ra'yı okursak ra'nın ince olduğuna dikkat edelim. Ama daha önce demiştim, üçüncü okuyuşlarda zaman zaman vakf kuralını uygulayacağım. Sükun üzerine durulur. Sükun üzerine durulduğunda o gelen sükun arizi bir sükundur. Ra sakin olunca makablindeki damme harfinden dolayı konumu itibariyle burada ra yine kalın okunur. Durunca ra kalın ve nüzur şeklinde, geçince ve nüzuri ince okunur. Bir daha okuyorum. Fezuku azabi ve nuzur fi butuniha fi butuniha fi butuniha. Bu kutucuğu okurken B harfine ta harfinin kalınlığını bulaştırmamak gerekiyor. Budu değil, bu ince. Büde değil, budu şeklinde. Metler arasındaki mutabakata da dikkat ediyoruz. Bir daha okuyorum. Fi bu
بعيونها يطوفون يطوفون يطوفون. Bu kelimeyi telaffuz ederken T harfinin kalınlığı yine Y harfine bulaşmayacak. Y ince, T kalın. Y tu, yatu olmayacak. Yine aynı şekilde T harfinin kalınlığı sonrasındaki F harfine de bulaşmayacak. Tu fu ne diye F'yi kalın değil, fu, tu fu. Evet. Bir tık ince okumamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. يَطُوفُونَ لَغَفُورٌ شَكُورٌ لَغَفُورٌ شَكُورٌ لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Bu kutucuğu okurken dikkat edeceğimiz hususlar, fu harfi ince bir harftir. Kalınlaştırmayacağız. Ra'nın kalınlığı veya gay'ın kalınlığı ona bulaşmayacak. Gafu değil, gafu şeklinde. Furu. Ra konumu itibariyle burada kalın okunması gerekiyor. Burada tenvinden sonra ihfa harflerinden şin geldiği için ihfa yapmamız gerekiyor. İhfa tenvin sebebiyle ortaya çıkan onluğunu ortaya çıkarmayıp gizlemek demek. Runşe. Runşe ve bu ihfayı ince yapacağız. Runşe şeklinde kalın bir ihfa yanlış. Şeku derken kef harfinin mahrecinin kaymamasına dikkat ediyoruz. Dilin ucuna değil, dil ortasının gerisine reddetmek gerekiyor. İlk iki okuyuşta run diye tenvinin seslendirmesini yaptım. Tenvinli okudum. Ve tenvinli okurken sonunda ortaya çıkan o sakin nun sesinin ince oluşuna dikkat ettim. O şekilde okudum. Yoksa rum demedim. Ona siz de dikkat edin. Rum değil, run. Üçüncü okuyuşta vakfedeceğim ara sıra. Nasıl vakıf yapılır kelime sonlarında onu da şimdiden öğrenmek bakımından uygulamasını bazı kelime öbeklerinde göstereceğim demiştim. Durduğumuzda ra sakin hale geldi. Arizi bir sükun geldi durmaktan dolayı. Sükun üzerine durulur zaten. Ra sakin olunca bir önceki makabilindeki harfe bakıyoruz. Baktık orada gene vav sakin harekesi yok. Bu sefer onun da makabiline bakacağız. F harfi var. Onun da harekesi damme. Ra damme konumunda kalın okunurdu. Yine bu şekilde durduğumuzda burada ra'yı kalın okumak vaciptir. Ben de kalın okudum. Şimdi bir daha okuyorum. La gafurun şekur. Yarı yolda F harfini kalına evirmek yok. Sonuna kadar ince başladık. Uzatma boyu o incelik korunacak. Ra'ya vardığımızda ra'yı kalın okuyacağız. Ve kalu kunu huden ve kalu kunu huden
Bu kutucuğu da okurken dikkat edeceklerimiz özellikle damme ses tonu arasındaki mutabakata güzel bir örnek bu. Bütün harflerimiz, dammeli harflerimiz ince. İnce harflere vermiş olduğumuz damme sesindeki mutabakata yine aynı şekilde vav da onlara mutabakat etmesi gerekiyor. Riayet edebiliyoruz mu, edemiyoruz mu? Kontrol etmenin en verimli örneklerinden birisi. Bakın şimdi ve baştaki vav damme ile aynı olacak. Lu 1, ku 2, nu 3, hu 4. Bir de ev diyoruz. Bu ayetin devamında ev, o şimdi yok. Baştaki vav, bunlar birbirine mutabık olacak. Bunlara riayet ederek, özellikle damme sesinin mutabakatı açısından dikkat ederek bir daha okuyorum. Bir de metni tabiilerin hepsi birbirine mutabık olacak. Met mutabakatına da dikkat ediyorum. وَقَالُوا